Şimdi ben tabii Rize'den seçilen bir milletvekiliyim. Rizelilere 46 yıl boyunca beklediler Rizeliler kendi adlarına sorunlarını dillendirmek için. Ne söz verilmişti Rizelilere, şimdi onları hatırlatmak istiyorum. Sadece Rizelilere demeyelim, haksızlık etmeyelim. Çaykur'da mevsimlik işçi olarak çalışan ya da çay tarımından geçinen insanlarla ilgili verdikleri sözleri ve demeçleri bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve önünüze koymak istiyorum bunları, özellikle bunları görün diye. Bakınız, milletvekili Ayar'dan bir cümle var burada. 2023 öncesinde bakanlıkta teknik çalışmalar yapılıyor. Onlar yapıldıkça biz de paylaşıyoruz. Çaykur çalışanlarımızla ilgili ne yapıldıysa biz yaptık. Yani bir, hiçbir şey yapmadınız. Birincisi bu. İkincisi ne var? Sonra şimdi beraber milletvekilliği yaptığımız arkadaşım Muhammed Avcı. Ne demiş Muhammed Avcı? Bakalım ona da. 2023 seçimlerinden hemen önce. Ne demiş Muhammed Avcı? Çalışma sürelerinin uzatılması veya kademeli kadroya geçilmesiyle ilgili olarak hem bakanlığımız nezdinde hem de Çaykur nezdinde gerekli projeksiyon çalışmalarını yapıyoruz. Yani Çaykur işçilerine söz verdik demiş. Demiş mi demiş. Sonra arkasından Sayın Bakan Vedat Bilgin ne demiş? Sayın Bakan Vedat Bilgin yine söz vermiş onlara. Vedat Bilgin de eski Çalışma Bakanımız 2023 seçimlerinin hemen öncesinde o da çıkmış. İşçilerin sorunlarıyla yeniden karşılaştım 20 yıl sonra. Bu işçilerin sorunlarının çözümüyle ilgili çalışmalar şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demiş. Ne zaman? 2023'te. Sonra da bunu desteklemek üzere Sayın Cumhurbaşkanı gelmiş Rize meydanında mitinglerde. O da demiş ki çay işçilerimizin çalışma sürelerini 4 aydan çıkardık. Sıkıntılarını da biliyoruz. Sıkıntılarınızı hal yoluna yine biz koyacağız. Yani çay üreticisinin ve çalışanının sıkıntısını bildiğini beyan ediyor. Biz halledeceğiz diyor. Ama arkadaşlara gereken çalışmayı yapmaları talimatını vermiş olmalarına rağmen uzun yıllardır görüldüğü gibi Rize'nin üreticisinin de çalışanının da sorunu çözülmemiş oluyor. Şimdi buradan halkımız, çay üreticileri, Çaykur'un mevsimlik çalışan işçileri, balıkçılarımız, ormancılarımız, tarımla uğraşanlarımız, herkes görsün ve bilsin. Bu durumda sizi kandıranlar biz miyiz muhalefet olarak? Sizi kandıranlar iktidarda görev yapan önümdeki bu afişlerde gördüğünüz insanlar mıdır? Biz iddia ediyoruz. Bir yıl boyunca sabit tutulan çayın kendisinin kilogram fiyatını, Çaykur işçisinin istediği kadroyu tamamını ancak ve ancak biz çözeriz. Ama bunların takipçisi olacağız. Bunların yerine getirilmesi için mecliste mücadelemiz devam edecek. Haklarını alana kadar Türkiye'nin her yerinde ne kadar mazlum kim var ise bizler takipçisi olacağız.